Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi öyle bir mevzu ki nasıl düşünürseniz cevap var burada. Ailevi sorun mu? Cevap okuyacağım yerde var. Psikoloji sorun mu? Cevap var. O kardeşimizi ilk defa görüyoruz değil mi senin? İlk defa mı görüyoruz abi? Beni mi? He. Beni ilk defa görüyorsunuz. Evet. Bu Afyon'da mısınız? Afyon'da yaşıyorum. 1,5 yıldır. Anlaştık. Şimdi Risale'yi biliyorsunuz. Evet. Elhamdülillah. Benim okul arkadaşım abi. Öyle mi? Tamam. Aynı dönemde olduğumuz. Tamam. Harika bir yer. Sorunun kaynağı, sorun nereden çıkıyor? Niye çözemiyoruz? Veya öyle de. Çok ilginç bir yer. 12. asıl. Peki bu nedir asıllar? 24. sözdeki asıllardır. Hadisleri yorumlama, izah etme, tanıma, tanımlama, hakikati, mahiyetini anlama, yolu ve yöntemi. Her şeyde bir hakikat, bir mahiyet vardır diye. Evet, her şeyin bir hakikati ve mahiyeti var diyor. Mahiyet, hakikat farklıdır. Şimdi, zahir bir meale bakarsan kafana uymuyor. Kafana uymuyor. Mesela erbaa habisi düşüncelerle. İnsanın yaymış olduğu dalgalarla mahluk yaratılıyor. Aklımız almıyor daha. Akıl alettir. Kendi sahası kadar bilir. Yani ilişki ve çelişkiyi çözer. Termometreyle basınç ölçemezsiniz. O da bir alettir. Yani aklın gördüğünü kalp göremez. Kalbin gördüğünü akıl gör. Yani değişik şeydir. Akıl fikreder, kalp sever veya nefret eder. Değişik. Şimdi bu hadis usulünü de anlatıyor. Mealine bakıyor, kafasına uymuyor. Ayeti inkar etmek gibidir. Hadis inkar etmek. Paldır küldür hadis inkar ediyor adam. Onun için zındık oluyor. Ustad öyle diyor, zındıktır diyor. Var mı Kastamonu'da? Kastamonu verir misin? Ondan sonra buraya okuyacağım. Kaçta yazıldı biliyor musunuz Kastamonu? 1926 8 ekle 34. Bak ne diyor? O tarihte ne diyor? Burayı okuyunca bu yeri buraya hatırlıyorum. İyi dinleyin. Bak şimdi yazılmadı. 1934'de bitmiş. Ustad 60'ta vefat etmiş. Ama ne yazıyor? 151 Kastamonu. Bu İslam ismi altındaki zındık. Zındık diyor. Ya bir tanesi geldi dedi ki ya sen diyor ne cesaretle diyor. Dur ya kimdi ya? Ne cesaretle münafık diyorsun, zındık diyorsun. İnsan çekinir dedi ya. Sıradan bir insan değilsin dedi. Vicdanlı bir insansın. Dini bilen bir insansın. Ahireti bilen insansın. Olmazsa değilse sen olacaksın. Bu rızkı niye alıyorsun dedi. Senin için alıyorum dedim. Ümmeti Muhammed'in istikameti için, selameti için rızkı alıyorum. Aptal mıyım ben? Niye alayım rızk? Risk yani. Seyyan, risk. Niye alayım? Ta ki ümmeti Muhammed istikamete girsin diye. Yani istikamette bir sürü sorunlar yaşıyor. Birileri çıkıp bunları göstermesi lazım. Zaten demiş kendisi. Söylediğini ben söylüyorum. Diyor ki bu İslam ismi altındaki zındık. Ne yapmış bu niye? Zındık diyor. Ustad demez diyor. Gösterdim. Allah Allah dedi. Kurnazcasına kurnaz olacak. Saf dil Müslümanlara. Saf dil. İslamiyeti öne çıkartacak. Saf ama. Ve Risale-i Nur'u görmeyenlere. İçerisini fazmetmeyin.
dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytaniyette şeytandan ileri gitmiş. Kim? İslam ismi altındaki zındık. Yani doğum tarihi yok, cilt ne yok, sayfası yok. Peki niçin diyorsun? 25. sayfada diyor ki, hukuk ikidir. Kendine taalluk eden hukukta fedakarlık amali talihtir. Ama mütekeli mal gayrı olursa ümmeti Muhammed'in hukukunu paymal edenleri af etme hakkına sahip değilsin, cani olursun diyor. İslam ismi altındaki zındık. Gördün değil mi abi? Ustad demez diyor. Allah diyor. Kul ya eyyühel kafirun, Ebu Leheb. Hem de öyle bir mucize ki, ben mucizede kullanıyorum onu. Yani Ebu Leheb, o cehennem oduncusu, o zaman yaşıyordu adam. Yaşıyordu. Dese ki, benim hakkımda cehennem oduncusun. Ha, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Yalandan iman etse ayet yanlış olacaktı. Bak canım, etmedi, etmeyecek diyor. Ha, ettim diyor, bitecekti. Yaşarken bu adam iman etmeyecek diyor. Etsem, mesele bitecek ha. 8 sene yaşamış abi. 8 sene. Bu ayetten sonra 8 sene daha yaşamış. Yani iman etmeyecek, cehennem oduncusu, ben iman ediyorum dediği anda ayet yanlış, Kur'an yanlış olacak. Ama nasıl dersin, ya iman ederse? Demeyiz değil mi abi? Ha? Biz cesaret edemeyiz. Mesela şu adam nurcu olmayacak dedin. Nasıl dersin ya? Bu adam nurcu olmayacak. Yok. Bu adam nurcu olmayacak. Nasıl dersin ya? Adam da nurcu oldu. Yani ne yapacağız? Ben cesaret edemem buna. Allah nasıl yani nasıl bir şey yani bu? Dediğin gibi adam Müslüman oldum dese bütün dava çürüyecek. E ya. Allah seni affetmeyecek bile diyemezsin. Tabii. Diyemezsin. Allah seni affetmeyecek. Allah'ın Adalet Bakanlığı'na mı oturdun ki? Allah kimi affedip etmeyeceğini sana mı soracak yani? Sen mi oturdun? Ama şuradaki dikkat çok ilginç yani. Önceden söylüyor. Ya iman etse ne olacak? Bitti işte. Bak şimdi. Harika bir yer okuyacağım şimdi. 350. Niye zındık biliyor musunuz? Müslümanların imanını paymal ediyor. Boğazından mezhep zincirine çıkarıp zındık oluyor. Orada da öyle. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar diyor. Mezhepsiz. Ondan sonra o saf dil ne diyor biliyor musun bana? Ha, şimdi hatırladım. Çok meşhur bir makamda bulunuyor. Dedi ki, abi dedi, öyle deme dedi. Genel böyle hadis inkar etmiyoruz. Çok seçici davranıyor diyor. Ne dedin? Çok seçici davranıyormuş hadis inkar etmekte. Lan bir hadis inkar etmesi kafir olmasını yetmiyor mu? Tabii seçici davranması biraz daha tasdikliyor. Çünkü benim anlamamı zorlaştırıyor. Müslümanın saf dilin anlamasını zorlaştırıyor. Seçici olması daha kötü. Daha kasten. Yani dedim daha ki sen ne biçim adamsın lan? Okudun bir insansın dedim. Yaşı emsal, benden de biraz ufak. Dini bilen, çok iyi bilen adam. Seçici davranıyor. Lan bir komple zındık olabilmesi için kütüb-i site komple mi inkar edecekti? Bir tane inkar etmesi yetmiyor mu? Hakikaten abi ya hiç öyle düşünmedim. Onu da etkilemiş. Onu da etkilemiş. Ya diyemezsen 25. sayfa var. Seni tarumar ediyor. Çünkü seni dinleyen de toplum var. Bir cemaatta, bir grupta çok mühim bir mevki almışsın. 25. sayfanı okumanı isterim. Abi okur sen oku dedim. Kastamonu 25. sayfayı oku. Bu acip asın hassasıdır. Ne demek? Yani elmas bildiği altı camına tercih eder. Burada sana bakar bak. Müslümanların saf derunu. Dedim ki hadisinizi inkar ediyor. Mezhebi inkar ediyor. İmam-ı Azam'ı aşağılıyor. Ve demeyelim. Bir şartla demeyeceğim. Senin araban çalınsa edeceğin feveran kadar hadisi inkar edene feveran etmiyorsan sen adam değilsin.
Araban çalındı. Ya bu kadar yapmamak lazım ya. Niye karakollara başvuruyorsun ya? Yani bu zalimlere bak ya, hainlere bak ya. Arabamı çaldı. Arabanı çaldığı zaman, çaldıkları zaman, bir yerini gasp ettikleri zaman, feveran ettiğin kadar hadisi inkar edene feveran etmiyorsan insan değilsin. Bunu Fatih Camisi'nde, avlusunda, şu an Türkiye'ye hitap eden, radyoda hitap eden hocaya söyledim. Biraz sert davranmıyor musun? Hasan kardeş dedi bu. Dedim ki, ya falan abi, araban çalındığı zaman ettiğin feveran kadar eğer buna et diyorsan sözümü geri alacağım. Dedi ki, hakkını helal et, doğru söylüyorsun dedi. Nurcu yani, radyoları var adamların. Senin araban çalınsa dedim, nasıl feveran ederdin? Bana daha çok dokunuyor, kanıma dokunuyor. Ha kendisini yapabilir. Ama hadisi ne inkar ediyor biliyor musunuz? Konumuz o değil. Ehl-i sünneti ehl-i sünnet yapan ölçülere kaynak şart tellere hücum ediyor. Yani ubudiyete taalluk eden değil. Yani dinin %90'ı esasattır der ustad. %10'u içtihadidir. O içtihadi ehl-i sünnet yapan esasata, şartele hücum ediyor adam. Ampule hücum etmiyor. Evet. Onu yok ederse ehl-i sünnet yok oluyor. Mesela İmam Azam'ı ortadan kaldırırsanız herhangi bir fıkıhı inkar etmenize gerek yok. Bitiyor zaten. Mesele bitiyor. İmam Azam'ı sıradan adam yapıyor. Halt etmiş diyor. Bizzatı kulağımda duydum. Halt etmiş. Sen de çocuğuna zarar verdikleri zaman, camını kırdıkları zaman, araban çalındığı zaman, verdiğin feveran kadar bu meselede de fervan vermiyorsan bana beni muhatap alma. Uzak dur benden. 12. asıl sıkıntımızın kaynağı nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman. 3. Nazar-ı nübüvvet yani hayata bakış. Nazar-ı nübüvvet bize peygamberin vermiş olduğu gözlük. Nazar-ı nübüvvet ve Allah'ın nazarı ve iman, imanın. Vahdete, ahirete, uliyete baktığı için hakikati ona göre görür. Yani dünyadaki yapacağı muamelat veya söyleyeceği sözleri ahireti nazara alarak, yani buraya hükmetmeden önce buraya bakıyor. Yani burada şöyle diyeyim. Şimdi bu kitap böyle dursa mı daha iyi isabetli olur sizin için veya öteler için? Ancak şöyle mümkündür. Hadis-i şerif şöyledir. Burası alemi şehadet, alemi gayb ve melekütte nasıl gözüküyor? Götür Hasan, ileriye götür. Sağ al. Al, çevir, biraz da çevir. Götür, indir. Bırak, en güzel böyle gözüküyor. Burandaki tasarrufat, evir, çevir, orayla yapılıyor. Çünkü ne, nereye göre nedir? Peygamberin sünneti bu demektir. Yani bunun gibi ölçüyor. Yani bir şeye hükmederken, bir şeye hüküm, yön verirken, ötelerde nasıl gözüküyor? Mesela ona ait bir misal söyleyeyim. Suyun başında dahi olsanız iktisatla alınız. Lan ne zaman ben alsam da almasam deri akıyor zaten. Akmıyor mu? İktisat suyu az kullanmak değildir. Ona verdiğin değer, o düşüncedir o. Çünkü farkındalığı getiriyor sana. İsraf ise feraseti kapatıyor. İsraf feraseti kapatır. Deccal'ın damına düşürür seni. İsraf zannettiğin öyle parayı, eşeği böyle çaldır çuldur kullanmak değil. Farkındalığın temelinin ifadelenişidir. İktisat. Farkındalıktır. Bak, iktisat israf eden Deccal'ın damına düşer. 5. şua değil mi? Ne alakası var yani? Ben parayı biraz harcadım. 2 tane kazan vardı, birden aldım. İsraf farkındalığı ortadan kaldırır. Veya farkındalığı olmayanlar da israf olur.
Yani feraset, netice feraset. İsraf feraseti kaldırıyor. Ondandır ki kavga etmemek için nurculara ustad beraber 3 tane risaleyi müzakere etmeyi öneriyor. Tavsiye ediyor. 3 risale. 2 tanesine kafam yatıyor. 3.sine yatmıyor benim. Benim kafam yatmıyor yani. Demek ki benim kafamla kurulmamış bu sistem. Nurcular kavga etmesin diye İhlas Risalesini beraber okuyun. Tamam, bu kafama yatar. İhlas. Dostlara tamam. 2. Hucumat İsit'te kafama yatar. 6 tane hastalık. Yatıyor. İktisat Risalesini beraber okuyun diyor. Ne alakası var iktisatla bu işin ya? Kavgamızsa ne şey? Çünkü iktisat âli bir ruhun dışa vuruşudur. İsraf âli bir ruhun sufli bir ruha dönüşmesinden eylemsel. İsraf derken sakın mamur değil, tarihçi hayatta ustadın iktisatçılığı yeme içme gibi basit şeylerle şey yapmayın diyor. Düşüncede, gaye hayalde, tam hissiyatlarda, zamanı yönetiminde, olaylara bakışında değerlendiren bir zattır. Ondan sonra bir baktım içerisine, iktisadın içerisine, insanın farkındalığına, yani farkındalık ferasetini oluşturuyor. İktisat farkındalık. Farkında yani su. Derede su akıyor. Şah şah zaten akıyor. Hayır. Ben denizdeyim ha. Denizde bak yüzüyor. Namaz kılacağız. Abdest aldım suyun. Ulan sok işte. Suyun içinde. Hayır öyle yapmıyorum. Resulullah dedi ki diyorum ha, konuşuyorum orada. Kendi Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam. Suyun başında da yosun. Hakikaten ya. Hakikaten deyince avucu aldınca suyu gördüm. Denizin içinde ben suyu görmedim. Resulullah dedi ki, ha dedi, ha su. Allah lazım buna, bu su için. Böyle dedi, hemen deyin. Hemen farkındalık. Bak sırayla gidiyorum. Nimeti anlamak, nimeti fark et. Bu, bendeki ulvi sistemi aktif ediyor, düğme. Ne olacak ya, bir düğme, basit düğme ama bu sistemi çalıştıran bir düğme. Bu nimeti, yani normaldan, sıradanlıktan çıkarıyor. İki, geç merkeze farkındalığımı uyandırıyor. Farkındalık bende ferasetimi artırıyor. Ya. Risale Nur. Bambaşka bir şey ya. İktisadı beraber okuyun diyor. Kaçıncı sayfadaydı? 234 müydü Kastamonu? Sağ tarafta en aşağıdaki paragraf. 223 veya... 23. Bak, nazar-ı nübüvvet, biz bu bakış tarzı yakalayamadığımız takdirde sıkıntılar baş gösterir. Bir, nazar-ı nübüvvetin gözlüğüyle, tevhidin gözüyle, iman gözüyle, birincisi ahireti esas alıp dünyaya şekil veriyor. Hani bunu misal verdim. Getir. Tamam, biraz sana doğru çekecek, olmadı. Çok çirkin gözüküyor, siyahlaştı. Alileri alalım, biraz da sağa. Tamam, ha şimdi o orada çok güzel gözüküyor. Orayla buraya hükmediyorsun. Sünnet-i seni budur. Veya bunun gibidir. Bunlar ölüyete baktığı için hakikati ona göre görür. Buraya göre bakarsan olmadı. Görmüyoruz. Ama bakın buraya, orayla bakarsan değişiyor. Biz hayat-ı dünyayı, dünya cihetiyle bakarsak 60 sene azdır. Ama başka bir nazarla, çünkü Cenab-ı Hakk'ın bana bunu niye nasip etti veya niye etmedi veya dualar var ya, niye duam kabul olmadı? Sen istemen Allah'ın istemesine denk gelmedi. Çünkü Allah senin gibi istemiyor. Sen irade ettin. Ama Allah'ın iradesi başka. Çünkü Allah bütünsel bakıyor. Bir, Esma-i Hüsna'nın iktizası olarak bakıyor. İki, Şecer-i Hilkat'ın dişe vuruşu olarak bakıyor. Üç, melekler seyrediyor. Allah seyrediyor. Ruhunu inşa ediyor. Ahirete göre sana muamele ediyor. Bu nazarlarda mahrum olan bir insan, ya Rab ben bunu böyle istiyorum ama biraz sonra, bir sene sonra, ya Rab şimdi al, olmadı. Olmaz. Şimdi şöyle düşünün. Hep ettiğiniz dualar kabul olsaydı bu akşam burada olur muydunuz?
Ben çok kendim düşündüğüm için tak diye söyledim. Bu bir insan böyle bir şey tefekkür etmese derste lap diye böyle söyleyemez. Yani benim bütün dualarım kabul olsa ne olurdu diye oturdum düşündüm. Bugün dershanede olmazdım. Size de rahatlıkla söylüyorum. Her istediğiniz olmuş olsaydı bugün burada olamayacaktınız. Hacı Satın diyor, bana bakan dedi birse diyor. Rabbime bakan dedi bin diyor. Evet. Bakmasan, kendimize bakan yetine evet, o kadar. Bakmaya çalışıyorum. Kendime de o da beşeriyetimize. Evet. Ruh nasıl inşa edilecek? Yani bu hareketin Rum'da ne oluyor? Bilmiyoruz ki. Benim şu sözüm sana ne oluyor bilmiyorum ki. Ne kadar buraya uyarsam ve bunun içinde dolaşıyorsam isabet edeceğini biliyorum. Ehli felsefe ve hikmetin nazarı. Bak mukayese ediyor. Tak 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 tak. Nazar-ı nubuvvet, tevhid, iman, bakışı, ahireti, ahiretle dünya inşa ediliyor. Bak, bir daha söylüyorum üç tane, çok önemli, ondan sonra bina edeceğiz, temel bu. Nazar-ı nubuvvet, tevhid ve iman, ahireti esas alıp dünyaya şekil veriyor. Felsefe ve hikmet nazarı ise kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır. Görüyor musun? Mesela uzun yaşamak, kısa yaşamak, sıkıntı olmaz. Yani nazar-ı nübüvvet diyor ki veya iman, uzun ve kısalarına bakılmaz. Doğru ve yanlış yaşamak esas odur. Ama felsefe, yani insan kendisini göre yorumlamak, doğru ve yanlış öyle bir problem yok. Uzun yaşamak veya kısa yaşamak. Uzun yaşayayım diyor. Ama dinin nazarında uzunluk kısasılı değil. Bir an bile yaşasan doğru yaşa. Mesela bir tane adam vardı abi. He? Bir tane adam vardı bizim orada. Yazlığı vardı. Bayağı zengin bir adam. Dedim ki kaç yaşındasın? Dedim 80 yaşındayım. Dedim. Bu dedim abi hiç göstermiyorsun ya. Dedim 70 yaşında gibi duruyorsun dedim. Dedi ki hedefim 100 yaşına kadar yaşamak dedi. Allah Allah. Ondan sonra ben daha hiçbir şey söylemedim, kendisi söyledi. Dedim ki, abi niye dedim 100 yaşına kadar yaşamak hedef koydun kendine? Dedi ki, öyle istiyorum dedi, 100 yaşına kadar yaşamak istiyorum dedi. Dedim ki ama yaşlanacaksın abi dedim, dünya sana ağır gelecek, zorlaşacak hayat sana dedim. Yani yine de 100 yaşına kadar, evet 100 yaşına kadar yaşamak istiyorum dedi. Bir yıl sonra hanım öldü, adamın. Sorunları arttı, kendisi hastalandı, evine temizliğe giden bir bayan vardı, bize de geldi, tanıyorum oradan. O anlatıyor abi, her gün ölmek istediğini anlatıyormuş, oraya gittiği zaman ona. Bak, bir yıl, aradan bir yıl geçti, bizim konuştuğumuzdan bir yıl geçti. Her gün ölmek istediğini ama ölemediğini anlatıyormuş. İntihar edeceğim ama edemiyorum, yani gücüm yetmiyor intihar etmeye diye, onu anlatıyormuş. Bana aynısını Almanya'da imamım ya camide eve götürdüler. Gittim. Adam oturuyor. Yastığını düzelttiler. İnan aynı böyle hala gözümde ya. O kadar etkilendim ki. Hoca efendi buyurun dedim. Bana Kur'an okumaya mı gel? Evet dedim ama istemezsen okumam. Hayır hayır. Hayır, evlat, hayır. Sen dedi, bana niçin okuyacaksın biliyor musun dedi. Veya öyle dua et dedi, dua. Söyledi, Allah canımı alsın dedi. Çabuk. Onun için bana dua et dedi. Abi benlikmiş abi. Bir hafta içinde 3 kişiye Kur'an okudum. En fazla yaşayan 8 saat yaşıyor. Aman, aman bana okuma. İsmail de öyle dedi. Çok borcum var dedi. Babaanneme okuma sakın dedi. Babaannesinin emekli parasıyla idare ediyor. Şu borçları ödeyelim de o zaman babaannemden uzak dur dedi. Özür abi hatırladım. Özür abi yanımdaydı. Dedi bana çok evim var. Dedi ki Özür abi bana dua et dediler. İsrar etti. Kardeş dedi, benim duama tahammül edersin. Niye abi dedi ya falan, rezil oluyor bize. Ya dedi, dua ettiğim kişi dedi, 40 günü geçmiyor dedi.
Dedi ki, abi kalsın dedi. Sadece değil. Hakikaten abi. Demek ki evdeki sorun ve içsel yapımızdaki sorun, taleplerimiz, nazarımız farklılığından geliyor. Mesela rahatını isteyen rahatını kaybediyor. Meşgulum. Mesela diyelim ki, iyi tansiyonum var mı, iyi miyim, kanser olduğumu şey yapayım. Ya ben doktorlar diyor ki, mesela 6 ayda bir şeyden geç falan. Check-up. Şimdi ne yapar? Hastalığın arttı. Bak nazarı yanlış. Usta uzak duruyor çünkü vicdansız doktorlar, esbab perestler insanın vehmini artırıyor. Vehim dimağdadır, yoku var ediyor. Yoku var ediyor. Vesvese varı yok ediyor. Vesvese varı yok ediyor. 25. kare bunu artık atamazsınız. Yaptım. Vesvese varı yok eder. Yani imanlı olana imansızsın. Abdesti olana abdestsizsin der. Bak tamam. Vehim ise kansersin olmayanı var yapar. Git böyle check-up mı dedin? Yaptır. Ne olur ne olmaz. Vehim yoku var eder. Mesela olmayan bir şey hatırınıza geldi mi vesvese değil vehimdir. Çaresi farklıdır. Çok korkunçtur. Allah'ın bana ikram ettiği ve size de ikramı olsun söylüyor. Gece yatamıyorsunuz, gündüz çok iyisiniz. Siz sünnet-i seniyeyi ve evrat eskarınızı kuvvetlendirin. Sünnette sorun var demektir. Evratta çünkü gündüz sıkıntılı, gece mışıl mışıl yatıyorsunuz. Risale az okuyorsunuz demektir. Doğru düşünmüyorsunuz demektir. Abi gece gündüzümüz sıkıntılıdır. Cemaata ciddi, sadık değilsiniz. Sık sık gitmiyorsun. Abi sık sık gidiyorum sadığında. Gene gece gündüzüm sıkıntılı, doktora git. Böyle veciz reçete nerede olacak? Tak tak. Ama hocalara, doktora gidince inan vehminiz artacak. Perişan edecek seni. Olmayan şeyle üzücü. Endişe vehimin alt başlığı mıdır? Endişe vehim başka bir şey bak. Endişe geleceği yorumlayamamaktan geliyor. Endişe ve korku geleceğe aittir. Geleceğe ait. Endişe ve korkunun temeli imanı bil ahireti fikir boyutunda sorun yaşayanlarda oluyor. Tamam mı? Çünkü geleceği yorumlayamamakla alakalı bütün sorunlar imanı bil ahiretledir. Allah'a itimadın azalması. Ahiret. Allah değil. Bu endişeden bahsediyorum. Aslında. Endişe. Ahirette Allah'a itimadın az olması değil mi? İtimat yani geleceği evet. Mesela diyelim ki geçmişin rezil. Geçmişten elem alırsın. Gelecekten elem almasın. Gelecek korku ve endişelerle dolu. Geçmiş elemlerle doludur. Yani geçmiş iyi olmayınca, geçmişiyle geleceğe bakınca endişe olur. Geçmişiyle geleceğe, geçmişine bakıyor olan bir sürü rezillikler var. Böyle ona ben nereye gidiyorum ya? Ölüm bayılmak değil ki. Ölümü bayılmak mı zannetti? Benim hale bakıyorum. Vehim hale bakar. Evet. Vesvese şeytandandır. Şeytan ifrattadır. Bütün her duygunun, her düşüncenin ifratı şeytandandır. Tefriti nefistendir. Vasatı sünnettendir. Vehim ise tefrittir. Olmayanı var yapar. Olmayanı var yapar. Tefrittir. Vesvese ise varı yok yapar. Sünnet-i seniye vasattır. Kral gibi ölçüler koymuş elhamdülillah. Ya. Çok güzel tasnif edildi. Neredesin? Vehim mi var kardeşim? Vehim. Ha, sen şimdi Risale-i Nur bal bal okuyacaksın. Ve doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Cemaata gideceksin. Böyle derse gider. Şimdi kendini kötü hissedemezsin ki. Yani doğru yerdesiniz, doğru insanlarla berabersiniz, doğru hissetmek zorundasın zaten. Çünkü doğru düşünürken kendini kötü hissedemezsin.
Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bu kadar. Formül ya, bunlar tapudur ya. Kuru fasulye ile barbunya birbirine benziyor diye aynı lezzeti vermiyor değil mi? Vermiyor, evet. Barbunya ayrı bir şey. Felsefe ve hikmetin nazarı kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Noktayı nazar birbirine çok uzaktır. Yani felsefe, beşeriyet, dünyayı tanzim ederken nazarı, birinci derecede nazarı hayat-ı dünyevin teminidir. Din ise dünyaya yön verirken, şekillendirirken ahireti, yani ruhunu esas alarak hareket ediyor. Felsefe ise ruhunu nazara almaz, cesedi nazara alır. Bu benim için hayli midir değil midir bakmaz. Dünyanın temininde sadece kendisi merkez ve esas, bir başkasının o durumda nasıl etkileneceğini hiç bakmıyor. Hiç umurumda değil. Ben mesela bu nimet bana gelirse benim ahiretim ne olur, çoluk çocuğuma nasıl yansır? Mesela kararlar alıyorsun kardeşim. Kararlar alırken bir, çoluk çocuğuna nasıl yansıyacak? İki, seninle alakalı olan dostlarına nasıl yansıyacak bu? Kendini pergeli kendine koyarsan, öyle düşünürsen kısa döngülü bir çözümler üretiyorsun. Yani kaçıştır bu. Gündelik hayatı kurtarmaya çalışıyorsun. Ehli felsefenin en büyük bir maksadı, yani beşeriyetin, bedensel hayatın, sırf dünyayı ölçü yapmanın en büyük maksadı, bak ufak demiyorum, en büyük maksadı diyor, ehli usulü din ve ulema-i ilmi kelamın maksadı içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve emniyetsizdir. Şuraya bak. Abi diyor, buharı buldu diyor. Ama ahireti bulamadı. Ne olacak yani? Yer çekimini buldu. Ama ahiret çekimini bulamadı. Yer çekimini buldu. Çekiliyor. Ben niye bekaya çekiliyorum? Ben de çekiliyorum bir yere. Çekildiğin yer. Onu bulamadı yani. Yer çekimini buldun ama ruhun çekilme alanını bulamadın. Ruh niye bekaya çekiliyor? Niye ebede çekiliyor? Niye sonsuza çekiliyor? Niye bu şey yapıyor? Çünkü mama tabakası yoğunluğuyla bunun yoğunluğu arasındaki fark ortaya çıkacak güçtür. Bu da yer çekimi diye dedi. Bunu bulmuş adam, meşhur olmuş. Ruh çekim yasasını, yani ruh bir yere doğru çekiliyor. Onu bulan Muhammed Aleyhisselam, bunu bulan kadar meşhur değil. Ondan sonra bulmasa ne olur, zaten düşecekti demese de düşüyor zaten. O bulmadan önce de çekiliyordu. Düşüyordu ya, çekiliyordu. Ama ahiret çekim yasasıyla ahireti bulamazsan durumun iyi değil. Ahirete iman zannediliyor ki ahirette işe yarayacak. Ne olur bunu kaçırmayın. Ruhumdan söylüyorum. Ahirete iman ahirette değil. Esas burada işine yarayacak. Ahireti inkar etsen de ahirete gideceksin. Bir tane ateist vardı. Dedi ki bana, Nazmi ismini söyleyeyim. Nazmi. Ahiret mi yoktur falan diyor. Dedim Nazmi, seninle benim aramda şu. İkimiz de aynı yere gideceğiz ama sen inkar ettiğin yere maalesef gideceksin. Ben iman ettiğin yere gideceğim. Ne güzel. Evet. Sen inkar ettiğin yere gideceksin. Ben ise beklediğim yere gidiyorum. Sen hiç beklemediğin yere gideceksin. Sürprizlerle dolu. Benim için hiç sürprizlik yoktu. Abi yok olmaktan iyidir ama gene bir yere gidiyor. Yani. Evet. Öyle bir yer ki. Ya aleyhi mümkün tutur Allah. Ben tehdit ederim, kale alma. Çünkü gücün kadar tehdidimden kork. Padişah tehdit ediyor. Gücün kadar kork. Ama Allah tehdit ediyor. Allah gibi düşün tehdidini. Ya. Dün söylediğiniz şey çok güzeldi abi. Eğer onun sana verdiği bir şey varsa, vermediği bir şeyi bulabiliyorsan, onun sana vermediği bir yeri görebiliyorsan, oraya git, onun sana vermediğiyle yaşa, yoksa ona iman et. Dedi ki, ben Allah'a iman etmek zorunda mıyım dedi, namaz, iman, ibadet. Dedim, iki şartta değilsin dedi. Çok da hoşuna gitti. Allah'a iman etmek zorunda değilsin. İman etmek de zorunda ama iki şartla. Nedir dedi ya? Heyecanladım. Tabii ya dedi. İnan. Ciddi mi diyorsun? İnan vallahi ciddi söylüyor. İki şey yap,
iman etme. Ne yapacağım dedi? Allah'ın mülkü neresiyse oralardan çık. Allah sana ne verdiyse onu bırak. Buna muvaffak oluyorsam, ya tamam ya. Mümkün değil. Ama ölürken o Nazmi ne demiş? Ateist ol. Ateist ol. Ya Muhammed doğru söyledi. Biz yanıldık. Din yanındakiler demiş. 3 gün sonra da gitti. Yani nasıl yaşarsanız ölü ölürsünüz. İmanı iddia edebilir, orada iddiadır. Ama yaşantı eğer gidiş şekli ise çok zor. Çünkü o anda şeytan geliyor, sekerattan sekerattan bilmiyoruz. O anda dilebilir, la ilahe illallah diyebilir. Sekerat moduna girdi mi dünyalı değil, ahiretli değil, berzahtır. Orada artık vasiyetler ve sözler hiçbirisi müteber değil. Çünkü dünyalı değil, ahirette de değil, moda giriyor. Sekerat deniliyor, tamam mı? Bu ilk önce göz kapanıyor. Sekerat anında mı söylemiş olabilir yani? Sekerattan önce demiş. Önce. Muhammed isabet etti, biz yanıldık dedi. Aleyhissalatü vesselam da demiyor yani. Ondan sonra 3 gün sonra ki moda girdi. O modda hayatın kompleks bir sistem. Artık kafa çalışmıyor. Ağız çalışmıyor. İman. Orada nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürsünüz? Yaşa yaşa. Ondan sonra zulmet İslamiyet'e. Ya Muhammed doğru demiştir. Tabi Allah'ın merhameti, adaleti farklı tabi. Benimkisine göre uymuyor. Ama sekerat modunu bilmiyoruz. Sekerat modunda o da haber veriyor. Peygamber diyor ki o sekerat moduna girince kafa gidiyor. Hayatın komple bir bütün oluyor ki lisan oluyor, şeytan geliyor. Şimdi diyebilirsin, şeytan diyor ki su vereceğim Muhammed'in kârı. Ulan suya ben imanı verir miyim? Peki İsa Aleyhisselam'ı iman etti eğer, tamam mı? Ama ateist İsa Aleyhisselam'a da demez çünkü komplesini inkar etmişti. Şimdi Müslüman'ın imanı niye gitmez? Şeytan der ki sana su vereceğim, Muhammed inkar et. Bizim imanımız su üzerine kurulmadı ki, suyu alınca imanı vereyim. Ben daha önce ondan, sudan daha değerli şeyi verdim. İman almak için. Kendimi verdim. Müslüman olarak hepimiz kendimizi verdik. Onu ver, şey yaptık. Bu son nefeste kelime-i şehadet hangi modda olmuş oluyor abi? O bütün hayatı bir tek hakikattır. Nasıl yaşadımsa. Şehadet hali. Artık dünyalı değil. O moda giriyor. Şey olmuş oluyor. Sekerattan önceki hali bizi bir şey yapmaz. Bilmiyoruz onu. Onu ama ümit ederiz. Ne yapar? Bir insan nasıl yaşarsa sekerattan önceki hayatındaki konuşmaları çoğu cinsten olur. Onlar konuşur, bize ümit verir. Ama sekerata girdi mi? Şurası da ölüm. Şurasını artık hiç bilmiyoruz. Ama burada haber veren alametler var. Yaşantın. Evet. Hiç kusura bakma. He? 60 sene, 60 sene İslam düşmanlığıyla yap, tam ölürken... 10 saniyede kurtul. He ya. Yok böyle ya. Böyle bir şey yok yani. Olur mu? O zaman emeğe haksızlıktır. Değil mi? Emekçilere haksızlıktır. Öyle oluyorsa, ben dedim ki... İstediğini de getiremez o zaman abi. Ben dedim ki, eğer İslamiyetsiz mutluluk oluyorsa, huzur oluyorsa içsel alem ve ailede... O zaman İslamiyet'in gelmesi mantığı yok ki. Çünkü din hayatın hayatı, sırf ahiretin hayatı değil ki. Din hayatı hayatlandırıyor. Dinsiz hayat hayattır. Hayatın hayatı imandır. İkinci bir hayata geçiyor. Ama kafirler ikinci hayattan haberleri yoktur. Birinci hayattadırlar. Din hayatın hayatıdır. İkinci hayattır. İkinci hayata geçiyor. Ustad da diyor ki iki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasın diyor. O zaman birinci hayatı yaşayan istese de o kelime-i şehadet... Getiremez. Getiremez. Emeğe saygı olmuyor. Emeğe saygı olmuyor. Ama bizim meselemiz tabii ki keşke olsa ama maalesef. Ehli felsefenin en büyük bir maksadı yani şöyle derler. Cümleyi okuyayım da size bak. Cümle okumadan söyleyeyim. Ya İslamiyet doğru olsaydı
Eleti bulan adam iman ederdi. Heh, ona cevap veriyorum. Ehli felsefenin en büyük bir maksadı, yani eleti bulmuş, böyle demiş. Ey ehli usulü din ve ulemai ilmi kelamın maksadı içinde eleti bulmak görünmeyecek bir derecede küçük ve emniyetsizdir. Çünkü ben ilkokul 4'e kadar eleti hiç görmedim. Ama yaşadım. Ama imansız yaşanmıyor. İlkokul 4'e gidene kadar elektrik yoktu bizde. Onunla alakalı hiçbir cihaz yok, hayal edin. Televizyon mevzu hiç talip olmamışız. Bilmem yani ben filmin şeyini. Yani bakın bir daha söylüyorum. Eletiği bulanın ehli felsefenin en büyük bir maksadı. Eletiği bulmuş. İnternet bulmuş. WhatsApp'ları bulmuş. Facebook şey yazılımlarını bulmuş. Peki bunlar yani hakikaten bu büyük adamlar, dahiler bunları buldu. Ahiret olsaydı bunlar da ahireti söylerdi. Bunların ahirette bir derdi olmamış ki. Onlar ampulün peşinde. Biz de imanın peşinde olduk. Peki niye ehli İslam ulema, ehli usulü din ve ulema ilmi kelamın maksadı içinde bunların iddia ettikleri, peşinde koştukları şey içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve emniyetsizdir ondan. Emniyetsiz şeylerle meşgul olmamış bu kadar. Çünkü insan az duracaktır. Vazifesi çok bir misafirdir. İmanı kazanma ve kaybetme davası açılmış başına. İmanı kaybettikten sonra sen ampul bulsan ne olur? Ama eline ampul şey ver, eletik koy. Eletik koy, aydınlatıyorsun. Ama başkasının işe yarıyor. Senin işine yaramıyor ki. Adam imansız girmiş, ampulü bulmuş. Neye benziyor? Ama kendisi bize lamba tutuyor. Herkes aydınlatıyor ama kendisi karanlıkta. İşte onun içindeki mevcudatın tafsili mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmişler. Yani hücre şöyle oluyor, mitokondriya böyle oluyor, ribozom böyle oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir sürü detay. Tamam, çok ileri gitmiş. Zaten söylüyor. O içindir ki mevcudatın tafsili mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmiş. Gitmişler. Öyle birisine rastlamıştım böyle. Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik profesörü. De biliyorsun bu işlerle meşgul olduğumuz için bir siteden buluyorlar yani. Hiç unutmuyorum yani. Daha yakın yani. Şişli'de. Hastanede. O Şişli ne diyorlar ona? Etfal Hastanesi'nde. Bir abimizi ziyaret etmeye işte. Nesilden bir abimiz vardı. Allah selam versin. Ziyaret ettiğimde ondan sonra o şey yapmıştı. O aşağıda bekliyorduk böyle. Oturuyorduk. Öyle bir şey diyorum, ha gülüyorlardı, çok hoş ol falan. Geldi adam, bilmiyorum tabii, doktor. Geldi oturdu. Baktı, ben sana hulasa ediyorum. Ya ne kadar rahatsın dedi ya. Dedim ki, sen dedim hücreler nasıl çoğaldığını, kanser hücresinin her an nasıl olduğunu hepsini bildiğin için biliyor. Hem de ehlimansın, elhamdülillah dedi. Yani dedim, vehmin ikide bir aktif. Bende de kısmen devre dışı vehim. Sizde doktorlarda veya ince şeyleme vehim devamlı aktif. Vehim. Acaba. Olmayanı var gösterme. Olmayanı var gösterme. Devamlı aktif. Onu durdu. Onu susturmak için meşgulsunuz. Ben onun fişini çektim. Ama tepe bazen yer yer devreye giriyor biliyor musun? Fişini çektin. Arkadaşlar dertlerinizle uğraşmayın. Dertlerinizi kaldırmaya kalkmayın. O dert kalkarsa başka büyük dertte imtihan olacaksınız. O dert durması nimettir. Ya ne yapacağız? O derdi kapatacak güzel sıfatınızın çapını genişletin. Uygulayın bu sözü. Eşinizin kötü sıfatını düzeltmeye kalkmayın. Bunu düzelt, şöyle yap demeyin. Fazla meşgul. Bir de bitti. Niye? Direnir insan. Onun kötü sıfatıyla uğraşmaktansa onun güzel sıfatını onaylayıp noktayı bas oraya, onun çapını genişlettir. Güzellik sıfatı çapı büyürse küçük çapı göstermez. İyiliğini artırın. Kötülüğünü kaldırmaya çalışmayın. Mesela benim psikoloji klinik konuşması yapan doktorlarla bizim aramızda en büyük fark şudur.
Onlar sıkıntının sebeplerini, ya oturma, gitme, meşgul olma, ya televizyonla meşgul ol. Şöyle yap, ben demiyorum ki o lazım seni canlı tutmak için. O kalkarsa ahirette Allah mesela kalkar. O dursun, o emniyetsi bu budur. Güzel sıfatının çapını genişlettir. Onunla meşgul olma, yaban arılarla uğraştıkça daha beter olur. Ne yap? İlmini artır. İlim onu tard eder. Bizim kötü sıfat yok mu? Bak vücudumda bir sürü şeyler var. Bak örttü değil mi? Kaldırdıkça pislikler çıkıyor. Bunu kaldırın atlet. Bak rengine bak. Buna göre pis. Yani rengi bozuk. Değil mi? Biraz da onu çıkar. Vücuda bak yani. Bunlara göre daha akıllıdır. Bilmem nedir. Yamuk, yamuk, yamuk. Bak şöyle bak. Şey gibi duruyor değil mi? Biraz da içeri git. İşkembeme bak şimdi. İşkembemi bu örtmüş ha. Kimse duramaz burada eski yapmıyor. Anladın mı? İşkembeye bak. Deriye bak. Atlete bak, gömleğe bak. Güzel sıfatlarınla kötü sıfatlarını ört. Güzel kötü sıfatların gitmesine o imtihan vesilesidir. Mesela ya Rabbi hanımımla imtihan olurum, kaldır. Tam neyle olacaksın? Ya, çocuğun başka bir şey olur. Çocuğunla olacaksın. Veya kanserle olacaksın. Ona dursun bari o. Ona alışmışsın zaten. Kıvırmayı öğrendin zaten. Ama yeni musibetin yeniden öğreneceksin savaşmayı. Şeye benziyor, kötüler ortadan kaldırmakla uğraşma demiştiniz. Evet, mesela. Sakın ha. Uğraşma yaban arılarıyla. İşte bunu, işte onun içindir ki mevcudatın tafsili mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmişler. Fakat, ya ne risale ya Süleyman? Yani nereye uygularsan uygula. Bana diyorlar ki hangi ders yaparsan psikoloji var senin. Tevhid var sende. Haşırlar dayanamıyorum ki. Her şey var ya. Vallahi bana melaikeyi söyle. Aynı yerden ispat edin. Aha işte zaten onu anlatıyor. Bak ne diyor. Mevcudatın, ben etkileniyorum da kusura bakmayın bazen böyle şey dedi. Böyle bakınca benimle konuşuyor bak. Mevcudatın tafsili mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmişler. Adam atomun içine girmiş ama daha cesedinin içindeki vehmine girememiş. Acayip bir şey. Hep dışarıda yaşıyor çünkü. Hep orada. Ulan bir girsene içeriye ya. Kendine niye yabancısın? Niye içeriye girmekten korkuyorsun? Niye kendine tanışmaktan bu kadar korkuyor insan? Korkusundan girememiş. Niye girmiyorsun içeriye? Gir içeriye. İçeriden bak dışarıya. Hep dışarıdasın. Hep unutmaya çalışıyor. Bak diyor ki ehl-i hikmet çok ileri gitmişler. Fakat hakiki hikmet olan ulûm-u âliye-i ilahiye. Hakiki hikmet neymiş? Ulûm-u âliye-i ilahiye ve uhreviyede. O kadar geridirler ki en basit bir müminden daha geridirler. Acayip bir şey ya. Okyanustan bahsediyor. Bir bardak suda boğuluyor. Basit ya. Adam diyor ki, profesör olmuş. Ya ne kadar rahatsın dedi ya. Ben seni tanıyorum. Ya bu kadar rahat. Nasıl oluyor dedi. Bak. Onlar ruhumu, âli, ilahiye ve uhreviyede Allah hakkında ve ahiret hakkında ve dolayısıyla Allah ve ahirette işi olmayan ruh ile alakadar olmaz. İnsanı kendisini bedensel izah eder. O kadar geridirler ki ruhundan en basit bir müminden daha geridirler. Bu sırrı fehmetmeyenler, bak benim Müslümanlarım diyor, bak bu sırrı fehmetmeyen benim nurcularım, benim Müslüman kardeşlerim, muhakkikini İslamiye'yi hükemalara nispeten geri zannediyorlar. Muhakkikini İslamiye'yi, muhakkikler, ne demek muhakkik? Hakikat edecek. He? Hakikati araştıran, hakikatla meşgul olan, suretle değil, muhakkikini, İslamiye'yi filozoflardan geri zannediyorlar. Niye? Buharla elektrikle niye meşgul değil? La elektriği bulmuş ama daha kendisinin ruhunu bulamamış, evi bulamıyor. Hani Çantacı abinin bir sözü var, çok hoşuma gitti. Sultan Bey'le davet edince söyledi, Hasan'cım falan diye.
Ya dedi meyhaneye gidiyorlar kafa bulmak için. Tamam dedi, çıktığı zaman evini bulamıyor dedi. Nasıl kafa buldu diyor. Kafayı kaybediyor, kafa bulmuyor. Kafa bulacak diyor, nasıl bulacak? Ya ampulü bulmuş ki ahiretini bulamamış. Ya peki kaybına bak. Bir tane söyledi. Hocam dedi Edison cennete gitmeyecek mi dedi. Lan Edison'un derdi senin dert midir? Edison cennete gideyim gitmeyeyim de dert edilmedi. Sana ne Edison'un cennetinden? Kendi yok. Yok yok, Edison'un böyle bir derdi olmadı ki. Onun böyle bir derdi yoktu ki adamın. Sen niye cennete koymayacaksın? He tamam yok. Cennete gitmeyecek mi? Onun bir derdi varsa onu şey yapacaksın. Yani burada namaz kılmıyor, Sibirya'da, kutuplarda nasıl namaz kılacak diye soru soruyor. Sana ne? Sen kılıyor musun burada? Yani onun da cevabı var da. Yani böyle garip yani insan. Şimdi devam edeyim bir daha şu cümleyi. Bu sırrı fehmetmeyenler, yani esasata pergeli koyamayanlar, insanın yaratılış gerçeğinden uzak olanlar, hakikattan bigane olanlar, ne derler? Muhakkikin-i İslamiye'yi hükemalara nispeten geri zannediyorlar. Halbuki akılları gözlerine inmiş, kesrette boğulmuş olanların ne haddi var ki veraseti nübüvvet ile makasıdı âliye-i kutsiye yetişenlere yetişebilsinler. Adam buradayken orayı yaşıyor. Senin arabanı sevsinler. Burada bak bir de söylüyorum ne dedim. Buradayken orayı yaşıyorlar. Enfüse geçmek demek, doktora bugün söyledi değil mi Ali kardeş? Doktor bizim. Dedi ki enfüsi derslerle insanı nereye taşıyor biliyor musun dedi Süleyman. Ben ne dedi biliyor musun? Özgü var çocukluğum. Abi diyor bir sene değil, 10 sene değil, 100 sene değil. Enfüsi dersleriyle de o haletleri yaşamakla hangi haleti yaşıyorsan Allah mesela tevhid dersi yapıyorsun Allah haletleri. Yani Allah'ın sana ahireti mesela enfüsi o haletler burada orayı yaşıyorsun. 100 sene sonraki hali değil, sonsuz bir hayatın haletlerini yaşatıyor. Mesela buradayken orayı yaşıyorsun. Şu andaki rahatlık o işte. Şu andaki rahatlık elma yediğimizden değil, çay içtiğimizden değil, kahve içtiğimizden değil. Şu andaki halet biyolojik değil ki. Buralı değil bu. Şu aleti sen ilaçla şey yapamazsın. Yarın git eczanede ki Afyon'a. Ey eczacı efendi, dün bir yerdeydim. Acayip bir hal vardı. Onu verecek bana bir habersene ya. Yok. Ne der biliyor musun? Yok demez. Nerede o? Beni de götürsene. Doğru değil. Aklı varsa tabii. Aklı varsa pişman olmaz. Geri dönüp de uğraşma. Aklı varsa. Hem bir şey, bu cümleye bak, cümleye bak. Şuraya bak. O kötü dediklerim var ya, olmaz ya yapmaması, dememesi vesaire. Dediklerimiz var ya hanımına, kocanın şeyine. Ya kendine. Benim böyle hep kafamı bu tarafa şey yaptığı için ölçü. Ölçüye hastayım ya. Bak diyor ki hem bir şeye iki nazar ile bakıldığı vakit iki muhtelif hakikat gösteriyor. İki tane farklıdır. Buna böyle bak. Böyle bak. Sizin bakışınız da benim size bakışımız aynı değil ki. Siz ne görüyorsunuz ben ne görüyorum. Siz kendinizi görmüyorsunuz, ben sizi görüyorum. Göremezsin de kendini. Gözünü gözünle göremezsin. İlla aynayla göreceksin. Gör hadi. Gözünü gözünle gör. Kendini bile göremezsin. Ancak aynayla göreceksin. Bak, buraya bakmak için buraya bakman lazım. Buradan buraya, buradan da buraya göreceksin. Buradan buraya bakamazsın. Kendini, daha suretini mevcudatla görmek zorundasın. Bu suretini ayna ile suya bakarak göreceksin. Burayı, burayı göremezsin. Mevcudatla göreceksin. Ruhunu hangi ruhla seyredeceksin peki? Daha suretini, kendini kendinle göremiyorsun. İlle mevcudat lazım. Ha, ruhumuzu da mevcudatla göreceğiz. Allah Resulü diyor ki ben bir aynayım aleyhissalatü vesselam. Herkes kendini bende seyreder. Görür. Değil mi? Acayip bir şey ya. Ben bir aynayım. Herkes. Yani herkes biz de mi? Tabii sünnet-i seniyesine bakarız. Yani ayna ne demek biliyor musun? Böyle ille değil. Ben nasıl bir adamım? Resulullah ne yapardı?
Bir insanın iyi ve kötü olduğunu Allah aşkına peygamberi kaldırın. Nereye göre nesin? Değil mi? Nereye göre nesin ya? Bir bakıyorum, ona Resul'a ebvabi namazını kılardı, işrak kılardı, dua kılardı, teheccüd kılardı, tamam mı? Namazı böyle yapardı, suyu böyle yapardı, oturarak içerdi, besmelesiz bir şey yemezdi. Besmelesiz bir şey yemezdi. Ben de bunu aldım, abdestim yok. Koyarım kardeşim. Niye? Doğru değil. Nerede biliyorsun doğru değil? Resulullah böyle yapmazdı. Kaldırın onu, ne nedir? Hangisinin için doğrudur? Ölçü bitti. Ölçü kalktığı zaman hiçbir şey doğru da olamaz yani. Hep ihtimaldir. Evet, en doğrusu içmek besmeleli ve kıbleye ve eğilerek 3 defa yudumla, değil mi? Yani bir şey anlatmak için söyledim, bu sünnet. Yani kaldır peygamberin sünnetini, her şey birbirine girer. Niçin doğrudur? Peygamberin sünneti peki nereye göre doğrudur? Nereye göre biliyoruz veya işte bu kitabın buraya mı, böyle mi, böyle mi koymak doğrudur? Oraya göre yaptı. Allah Allah Allah, biraz da benim. Allah Resulü yani dinin nazarı dünyaya yön ve şekil verirken ötelere göre yapıyor. İnsana hükmederken bedensel hayatına yap yapma ruhuna göre yapıyor. Bak bunu böyle içersen ruhuna şudur. Bak derenin başında olsan suyu iktisatla suyuyla ölçü yaparak bunu demedi. Su, zaten su akıyor. Suyu ölçü alarak insana hükmetmedi. İnsanın farkındalığını esas alarak suya hükmetmek istedi. Farkındalığını uyandırıp suya bakışını değiştirdi. Allah lazım o su olması için. Öyle çok aklına bakma. Farkındalığını uyandırıyor, suya bakışını değiştiriyor. Farkındalığını uyandırmadan suyla kendine bakıyorsun, getirdi katıdan bitti. Yani ne nedir arkadaşlar? O zaman diyor ki, bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit iki muhtelif hakikat gösteriyor. İki farklı bir şey. Beşeri nazarla bakarsan, pergeli dünyaya koyarsan, görüntü öyledir. İkisi de hakikat olabilir. Fenin hiçbir hakikat-ı katiyesi, Kur'an'ın hakaiki kutsiyesine ilişemez. Çünkü Kur'an'ın nazarı, ya niye böyle bahsetmedi? Kardeşim, öyle diyor ya Elimciğim, Kur'an'ın bakışı ilk önce ahireti ve ruhu ve esma-i ilahiyi esas alıp dünyaya şekil veriyor. Ama beşeri nazar ilk önce bedensel hayat esas alır. Ruhu nazar almaz. Ona göre yorumlar yapar. Mesela uçaktan niye bahsetmiyor? Uçaktan bahsetmeye kalksa diyor sözlerde, değil mi? Ondan sonra sinek ne yapar? Sus der ya, hakkın kadar konuş Kur'an'da. Lan bu fizik kitabı değil ki. Astronomi kitabı değil. Uzay teknolojisinde bahseden kitap değil ki. Ama onlara işaret ediyor. Kur'an tevhiddir, haşirdir, nübüvvet, hikmet, adalet, muamelat. Esasat budur. Onları işlevini anlatırken kanuniyet veriyor, fezleke veriyor. Yani bir fizik kitabı. Sinek onu 10 defa teper yani uçağı diyor. Sinek mi harika, uçak mı harika? Bir tanesi canlı, bir tanesi cansız. Evet. Son cümlemiz. Fenin kısa eli onun münezzeh ve mualla damenine erişemez. Nümune olarak bir misal zikrederiz diye devam ediyor. Burada bu anlattığını uyguluyor. Biz uygulamadan kesiyoruz. Neymiş o? Şu ben şey yapmayayım. Küre-i arz ehli hikmet nazarıyla bakılsa hakikati şudur. Küre-i arz dönüyor, şöyledir, böyledir. Ama bir de din nazarıyla ehli Kur'an'ın nazarıyla bakıldığı vakit dünya nedir? Felsefeyle bakılırsa güneşin etrafında şöyledir. Orta büyüklükte bir şeydir. Serseri gibi dolaşıyor. Ne yaptığını bilmiyor, şuursuz. Ama ehli Kur'an'ın nazarıyla bakınca diyor 15. sözde izah edildiği gibi hakikati şöyledir diye devam ediyor. Neymiş o? Semeri alim olan insan en cami, en bedi, en aciz, en aziz, en zayıf, en latif bir mucize-i kudret olduğundan beşik ve meskeni olan zemin semaya nispeten madeten küçüklüğüyle hakaretiyle beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi merkezi ve bütün mucizat-ı sanatının meşeri sergisi
bütün tecelliyat esma-i ilahiyenin mazarı, nokta-i mihrakesi, nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniye'nin maşir-i makesi, hadsiz hallakiyet-i ilahiyenin hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva saresinden cevvadane icadın medarı çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük bir mikyasta nümunegâh ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı ve menazir-i sermediyenin çabuk değişen taklitgahı ve vesatini daimenin tohumcuklarına süratle sümbülenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. Çaktırmadan nasıl sesi çaktırmak okudum. El Fatiha. Son cümle bu muydu?